Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Belediyesi olarak Sebze Halinden Otogar'a, Yenişehir Stadyum ve Spor Salonu'ndan Öğretmen Evi'ne birçok projeyi üstlenerek bitirmenin, milletin hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Şu anda çarşambamızda yerel yönetimin, belediyenin, merkezi hükümetin ayrımı yapmadan memleketimizin ihtiyacı olan ve milletimize hizmet için gerekli olan her türlü işi, projeyi bir modelleme sunarak, bir formül geliştirerek gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çarşamba Öğretmen Evimiz bu modelin belki de bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki tek örneği. Çarşamba Öğretmen Evi'ni 5 yıllık bir çalışmayla aslında kapanan Samsun Özel İdaremiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan elde ettiğimiz kaynaklarla Çarşamba Belediyesi olarak yapıp hizmete sunmak nasip oldu. Artık fiilen de Çarşamba Öğretmen Evimizi hizmete açmış durumdayız. Çarşambamıza, bölgemize kazandırılmış olan önemli bir yatırım oldu. Hayırlı olsun. Yine çarşambamızda DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüzle birlikte, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüzle birlikte önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta itibariyle Samsun-Ordu Karayolu Köprüsü'nün kuzey tarafında Karadeniz'e doğru Yeşilırmak kıyılarının ıslahı ve kıyı düzenleme çalışmalarına başladık. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüzün bu bölgede yaptığı çok önemli bir yatırım bu. Yatırım maliyeti 40 milyonu bulan bir maliyetle Karayolu Köprüsü'nün kuzeyine doğru Yeşilırmak kıyıları düzenlenecek. Yeşilırmak ıslah projesi ve Yeşilırmak kıyı düzenlemesi çalışmaları geçtiğimiz hafta itibariyle başlamış oldu. Çarşamba Öğretmen Evi'nin de bölgeyi olmasını dileyen Belediye Başkanı Hüseyin Dündar şöyle konuştu. Yine çok önemli bir çalışmayı, eski stadyum ve eski sebze halinin yenileriyle yapılmasından sonra bu bölgenin kentsel yenileme çalışmasına tabi tutularak önce belediyemiz tarafından projelerinin hazırlanması, sonrasında 2013-2014 yılların içerisinde eski sebze hali ve stadyum bölgesinin 320 konutluk bir konut alanı ve Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi projesiyle kentsel yenileme çalışmalarını bizzat Çarşamba Belediyesi olarak kendi kaynaklarımızla ve kendi projelerimizle birlikte yapıp memleketimizin, milletimizin hizmetine sunmuş olduk. Bu projeleri gerçekleştirdik. Biz her alanda yerel yönetimin, belediyenin görev alanına giriyor, girmiyor ayrımı gözetmeksizin memleketimizin menfaatine olan, milletimizin ve ilçemizin gelişmesine dönük olan bütün çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.